Hepinize yeni bir vlogtan merhaba. Ay nasıl güzel bir gün anlatamam. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Biz bomba gibiyiz çünkü bugün efsane bir planla sizinleyiz. Ve bence çok eğleneceğiz. Bugün festivale gidiyoruz. Güzel kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra da hazırlanmaya başlayacağız. O kadar heyecanlıydık ki bugün o kadar erken kalktık ki daha arkadaşlar kahvaltı bile etmedik. Kahvaltıyı halledeceğiz, hazırlanacağız ve çıkacağız. Hadi başlayalım. Bu renkli güne özel böyle renkli makyaj yaptım arkadaşlar. Gayet güzel oldu bence. Şimdi hemen kıyafetlerimi giyiyorum. Arkadaşlar bu festival aslında boyalı bir festival. Bize PR paketi gönderdiler. Onun içinde boyalar var, toz boyalar. Yani normalde beyaz giymemiz daha mantıklı olur. Yani beyaz bir tişört bayağı üşürüm. Çünkü bugün İstanbul'da hava 18-19 derece falan. Aslında bizim olduğumuz yer 20 derece ama gideceğimiz yer Sarıyer ve 1 saat uzaklıkta. Oranın hava durumuna baktım bayağı daha soğuk. 17-18 derecelere falan düşüyor. Tişörtte kesin üşürüm. Uzun kollu beyaz bir tişörtüm de yok. Sweat tarzı bir şey giysem, aslında siyah giysem ne olur ki yani? Siyah da boya nasıl durur bilemedim. Emin değilim, çok arada kaldım. Pınar hazırlandı, ben daha giyinemedim bile. Şimdi hemen giyiniyorum. Arkadaşlar tekrardan selam. Biz hazırlandık. Fitlerimiz bu şekilde. Elimde de bu arada kutu var. Bu kutu bahsettiğim PR kutusu. Hemen açıp gösterelim size. İçinde boyalar var şöyle. Eşelim davetiyelerimiz. Şöyle de boyalarımız var. Ama kullanıp kullanmam arasında çok kaldık. Ne yapacağız bilmiyoruz. Orada göreceğiz artık. Biliyorsunuz ki çıktık ama bizim buradaki Starbucks'a uğradık. Şimdi bir kahve, bir içecek, bir şey almamız gerekiyor. Soğuk soğuk çünkü hava yanıyor. Yolda bir saat sürecek. Abim gene şoför koltuğuna beni oturtturdu. Ben kullanacağım bu arada. Şimdi de abim geldi, kahveyi verdi bana. Kahveyi camdan uzatıyorum, direkt görüyorum arabaya binmeden. Aynen. Havada sweatshirt giymem ve içimde tişörtüm de var. Aşkım ben de siyah giydim, alev atıyorum şu an. Hadi artık yola çıkalım. Tell me how it feels, sitting up there, feeling so high. Canlar biz şimdi geldik sayılır. 3 dakikalık bir yol kaldı. Böyle ormanların ağaçların arasından gidiyoruz. Çocuk bakalım geçince. Ay gerçekten orada ne yapıyor ya? Bu ne mangal yaptılar burada herhalde. Hepsini vurdum. Valla tekti. Hepsine sıra gelecek. Ne ole. Ya buraya selam aleyküm. Bu sende olsun ama yengen. Tekti. Ya buraya selam aleyküm. Ne oldu bize? Yok sana gelin. Hadi sana. Arkadaşlar selam, biz şimdi konser alanından çıktık, halimizi görüyorsunuz zaten. Özellikle ben tamamen boyaya bulandım. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Bu arada konser alanında fotoğraf çekilen yüzlerce kişi o kadar tatlısınız ki gerçekten. Hepsi çok tatlıydı gerçekten. Bu arada bu çevrede bir tane arkadaşımız vardı. Şimdi onunla buluşacağız, kahve içeceğiz ama bu halimizden nasıl kurtulacağız hiçbir fikrim yok. Evden çıkmadan arkadaşımızdan ıslak mendil rica etti. Başka türlü toparlanamazsın. O bile çünkü kurtarmayacak çünkü üzerimdekiler çıkmayacak yani. Araba bu arada ne hale gelecek onu bile bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi çıkıyoruz. Normalde bindirmezdim seni böyle arabaya ama neyse. Canım arkadaşım, bizim nasıl imdadımız yetişti. Bizi kurtarmaya geldi. Aşkım ya, sağ ol.
Bu halimiz ne, beni gördün mü? Bu ne hal ya? İnsan içine çıkmıyor. Gerçekten. Duracağımız yere bile giremeyeceğiz arkadaşlar şu halimizden dolayı. Şimdi temizleneceğiz. Arkadaşlar ne kadar temizlense bile çıkmadı bu. Bu kadar oldu. Bu toz boyalar. Yine de Filiz'cim bizi sağ olsun gene temizledi. Ben gene temizlendim suyuyla. Gülsün ıslak mendili. Yüzüm yine arkadaşlar fena değil. Biraz turuncuklar var göz altımda falan ama kıyafet tabii mecbur kaldı yani. Yani. Tanıştırmamıştık Filiz'i. Filiz'i de tanıştıralım. Merhaba. Şöyle arkadaşlar hatırlamayanlar ve bilmeyenler için söyleyeyim. İrem bizim kuzenimiz, amcamızın kızı. Filiz de onun kuzeni. Onun aracılığıyla tanışıyoruz ama İrem'den daha yakın. Oturduğumuz yer o kadar soğuktu ki artık mekan değiştirmenin vakti geldi. Abim hala turuncu bu arada. Mesela açlıktan ölüyorum, yemek yemedim ama şu en sevdiğim tatlıyı, fit tatlıyı yiyip kendimi doyuracağım. Şimdi tatlıya gömülüyorum. Bu tipim de benim. Turunç gibi oldu. Kızla boyak diyorum ben. Yakıştırdı bu saçı. Belki seni patlatırım diye gönderiyorum. Olabilir. Aynen. Aşkalarım sonunda eve geldik. Şimdi kendimizi sıra sıra duşa atacağız. Bir temizlenelim, bir yıkanalım. Bütün gün böyle gezmek zorunda kaldım. Bu biraz sıkıntı oldu ama olsun. Her yoldan geçen baktı biraz bize ama evet. Yapacak bir şey yok. Festivaldi sonuçta. Bugünkü vlogumuzu böyle kapatıyoruz. Yarın ev vlogu ile hemen sizinleyiz. Arkadaşlar normalde vlogu kapatmıştık ama bonus bir şey göstereceğim size. Pınar'ın haline bakın. Çok videosu için beni soktuğu hale bakın. Ne yapacağım ben? Festivalde o kadar boyanmamıştın. O yüzden sana oh çok iyi oldu. Derken? Yarın beraberiz. Evimize hoş geldiniz. Hadi buyurun gelin. Evet, kapımızdan girdikten hemen sağımızda bizi mutfağımız karşılıyor. İlk önce mutfaktan başlayalım isterseniz. Burası benim huzur bulduğum yer. Burada ben neler yapıyorum? Yemek yapıyoruz birlikte. Abim her ne kadar yapmasa da asla. Bak ya illa bir bana atacak orada. Tabii atacağım biliyorsun. Benim keklerimi unuttun mu Pınar'cığım? Ben burada kek yapıyorum. Aynen aşkım, bir kere yaptın bunu söylüyorsun. Burada böyle makinelerimiz var. Tost makinesi ve ekmek kızartma makinesi. Bu da normal yemeklerimizin piştiği yer. En sevdiğim kısma gelecek olursak bu taraf tabii ki de. Burası kahve, çay, her şeyimizi yapabildiğimiz yer. Bu bizim kahve makinemiz. Filtre kahve, Amerikan. Ne içersiniz aşkılar? Geldiniz evimize. Ne vereyim size? Türk kahvesi makinemiz var. Burada da çay yapıyoruz tabii ki de. Yani. Mutfak hakkında düşünceler ne? Evin mesela en sevdiğin kısımlar arasında kaçıncı sıraya girer? En sevdiğim ikinci yer olabilir. Çünkü odamdan çıkıp direkt buraya geliyorum. Burada kahve yapıyorum, burada bir şeyler yapıyorum. Kahvaltı falan. Kesinlikle burası. Burada bizim tabii baristanın altın üstünde ne olur? Kahvelerimiz vesaire. Bardaklarımız falan var. Burada da aynısını göstermeme gerek yok arkadaşlar. Bardaklar, tabaklar falan var. Burada buzdolabımız var. Bu ikili buzdolabı olarak geçiyor bunlar. Pınar'ın küçüklük fotoğrafına bakın. Ya annem yapıştırmış onu. Hele burada fırın falan var. Bunları da biz yaptırmıştık. Burada yoktu şuradan sonrası. Öyle bir şey. Şimdi balkona geçelim hadi. Buyurunuz aşkolar gelin. Burası bizim bütün misafirlerimizi ağırladığımız yer. Sohbetler, dedikodular, neler neler. Her şey burada oluyor. Bu masada oluyor, konuşuluyor her şey. Buradan da bizim bahçemizi de görebiliyorsunuz ayrıca. Bahçede bugün bayağı kalabalıkmış. Hava çünkü o kadar mükemmel ki herkes misafirini çağırıyor bahçeye falan. Şurada bir televizyon var ve asla genelde kullanmayız. Genelde babam seyreder bunu. Evet, babam her akşam geldiğinde o televizyon açık bir şekilde burada yemek yer karşısına. Evet. Sence mesela balkonda televizyon ne alaka? Soru çok işareti. Saçma. Ama biz kullanmıyoruz zaten. Aynen. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu salona geçiş kapısı ama biz bunun hemen arkasına koltuk yerleştirdik. Buraya yüzden kullanım dışı yaptık. Burası böyleydi. Şimdi de salonu abim anlatsın. Arkadaşlar mutfaktan çıktıktan sonra bizi böyle bir ara hol karşılıyor. Dış kapıdan girdiğimizde sağımızda mutfak kalıyor. Devam ettiğimizde hemen sağda salonumuz var. Buyurun salonumuza gelin. Ben salonumu size anlatacağım. İlk girdiğimizde gördüğünüz gibi sol tarafta misafirlerimize ağırladığımız burada bir yemek grubu var arkadaşlar. Genelde burada çok fazla takılmayız çünkü bu daha çok böyle misafirler geldiğinde, yani annem ve babamın misafirleri geldiğinde ağırladığımız yer ya da bizim arkadaşlarımıza özel davetler yaptığımızda ağırladığımız yer. Hemen arkasında şöyle bir ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen içinde tabaklar, çanaklar falan var. Aşkım vitrin o, vitrin. Vitrinmiş, aynen bravo. Hemen üstünde aynamız. Şurada yine bir vitrinimsi tarzı bir şey var. Hemen geçeyim şöyle göstereyim.
İçinde Barbie. İçinde Fınar'ın Barbie'si var. Görebiliyor musunuz orada? Gösterdim buradan. Sanırım ilk Barbie'si Fınar'ın, en sevdiği Barbie'si, onu atmamış. Orada asla duruyor yani. Burada peki ben ne görüyorum? Ya hayır ya. Abime. Hayır. Sen kendini göster. Burada da ben varım. Dişlerim yok ama. Annemle babam da hemen burada. Evet. Size şöyle söyleyeyim. Az önce Pınar'a sorduğum sorudan yola çıkarak, salon benim evde en sevdiğim ikinci yer. Odamda değilsem beni muhtemelen salonda bulursunuz. Kendimi şu koltuklara atıp şu televizyonun karşısında uzanmaya bayılıyorum. Pınar'la da zaten her gece, daha önceden bahsetmiştik, film seyrederiz. O yüzden salon bizim için çok kıymetli ve çok değerli, çok sevdiğimiz bir yer ev içinde. Şurada müzik setimiz var. Biliyorsunuz müziği çok severiz. Kocaman bir DJ şeye. Hazırlı Pınar'ın bahsettiği giriş arkadaşlar, balkondan direkt buraya giriliyor ama koltuk olduğu için tabii ki burası kullanım dışı. Bu şekilde. Arkadaşlar burada şöyle bir not daha geçeyim. Genelde ben koltuğun bu kısmında otururum. Pınar ise tam televizyonun karşısında oturur. Tabii. Paşam televizyonu tam karşıdan görecek. Abi yansıyor bilmem ne, ben burada daha rahat ediyorum falan diye diye burası benim yerim oldu. Aynen öyle. Burası da Pınar'ın yeri oldu. Burada da böyle annemin çiçekleri var bu arada. Ben bu çiçek abi bizim yaşımızda falan. Biz doğmadan falan. Evet, varmış. Aşk merdiveni bu arkadaşlar. Bu bayağı bir yaşı var yani. Hani. Annem bu arada orkideye bayılır. Evin her yerinde orkide görebilirsiniz. Şu yerlerde de var 2-3 tane daha falan. Salon turumuz bitti. Şimdi oturma odasına geçiyoruz. Salondan çıktığımız gibi hemen oturma odası burada kalıyor arkadaşlar. Buraya girelim. Burasını biz abimle hayatta kullanmayız. Yani hiç oturduğumuzu bile bilmem burada. Kesinlikle. Belki bir iki kere falan. O da bize anneannem geliyor falan oturmaya. Babamla birlikte oturuyoruz. Babamın burası yapıştığı yer. Koltuktan kalkamadığı yer. Burada da annem falan oturuyor genelde. Netflix'ini falan buradan izler. Böyle bir televizyonumuz var burada da. Pınar, bana sorsanız hayatın boyunca kaç kere oturmuşsundur? Kaç kere oturmuşsundur? 5 falan. Gerçekten. Gerçekten 5 falan yani. Yemin ediyorum ben de öyle. Odayı da gördüğümüze göre artık diğer odalarımıza geçebiliriz. Oturma odasından çıktığımızda hemen bizi karşımızda böyle bir kapı karşılıyor. Bunu oda sanabilirsiniz ama aslında bu bir oda değil. Ama tabii ki yine gösterelim. Bizim banyomuz biraz küçük olduğu için çamaşır ve kurutma makinemiz, böyle bir çamaşır odamız var burada. Buranın pek bir odası yok zaten. İsterseniz gelin beraber banyoya bakalım. Evet, banyomuz. Burası duşakabin. Burada arkada böyle dolaplar var. Arkadaşlar hazırsak benim odama buyurun. Girdiğiniz gibi hemen sağınızda benim yatağım var. Hemen karşısında genelde oyun oynadığım ve Netflix seyrettiğim televizyonum. Burada oyun konsollarım, hoparlörüm üst üste. Burada da Pınar'la kanalımızın plaketi. Kendi odasına astı arkadaşlar, görüyorsunuz. 1 milyonla sana asacağız dedik ya. Aa. Tamam. Burada evet, kıyafetlerimin olduğu dolaplar var arkadaşlar. Burada tişörtlerim, sivetlerim, pantolonlarım diye 2 dolabım var. Bu taraf çok böyle ayrıntı gösterecek bir şey yok arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz dağınık. Bakım ürünlerim, işte ne bileyim parfümlerim, eski yaptığım albüm koleksiyonlarım, oyunlarım, bilgisayarım. Ve bilgisayarlarım. Ve bilgisayarım. Burada da gardırobum arkadaşlar. Montlarım, gömleklerim, annemin montları, babamın montları vesaire vesaire. Herkes bütün fazlalıkları benim odama gitmişler. Aynen. Gerçekten bu dolap çok fazla kişiye ait eşya taşıyor içinde. Peki Burak Bey, odanızı seviyor musunuz? Odamı seviyorum ama tek sevmediğim kısmı bu mobilyalarım biraz çok uzun zamandır benleler. Muhtemelen 20 senedir falan benleler. Ama maşallah dayanıklılarmış. Gerçekten hani 5-6 yaşımdan beri ben bunları görüyorum. Biraz sıkıldım. Evime çok eski ilkokuldan bir arkadaşım geldiğinde direkt odama gelince bana dedi ki, Burak hala mobilyaların aynı mı? Ay, o da üzücü insanı. O kadar kalbim kırılıyor ki. Yakın bir zamanda arkadaşlar ben de zaten değiştirmeyi düşünüyorum hazır olduğumda. Bakalım. PlayStation'lar neden iki tane peki? Bunun açıklamasını niye yapmadın? Hemen anlatıyorum. Bu Pınar'ın PlayStation'ı, bu da benim PlayStation'ım. Pınar burada televizyonda oynuyor. Ben de orada monitörde oynuyorum beraber. Evet arkadaşlar. Benim odamın turu bitti. İsterseniz Pınar odasına geçelim. Odama hoş geldiniz. Aşkolarım, şimdi kapıdan girdiniz. Kapıya doğru gidelim, gidelim. Odama geliyorsunuz, böyle kapıdan girdiniz. Burada hemen dolabım sizi karşılıyor. Bu dolap bana asla yetmiyor. Bu oda da bana yetmiyor bu arada. Bunu söylemem gerekiyor. Gerçekten de eşyalarım sığmıyor. Burada hemen yatağım var. Böyle açılıyor buradan. Ve iki kişilik bir yatak grubu haline geliyor. Tabii ki de karşısında benim makyaj yaptığım ve abimle
videolarımızı çektiğimiz yer. Evet. Evin en çok vakit geçirdiğimiz yeri burası bence. Kesinlikle bu arada. Kesinlikle burası. Burada arkadaşlar makyaj malzemelerim var fakat çok azlar. Neden az diyeceksiniz? Çünkü spoiler vereceğim ama biz tatile gidiyoruz ve ben bavulumu hazırladım. O yüzden yarısı yok. Yani bir sonraki vlog tatilde. Evet. Tatilde olacağız birlikte. İnanamıyorum, çok heyecanlı, çok güzel olacak. Sonra geliyoruz arkadaşlar burada. Tülümü çok severim bu arada, böyle detaylı. Burada benim, ben bu odayı seçmemin nedeni bu balkonda. Çok seviyorum ama annem hep çiçekleriyle dolduruyor. Ama çok güzel işte, çiçek renk veriyor hareket. Kesinlikle burayı çok canlı tutuyor zaten ama ben buraya bir böyle gene bir oturma takımı. Aynen, bir küçük böyle seninle oturabileceğimiz yaz akşamları falan. Evet, güzel olurdu diye düşünüyorum ama belki bu sene yaparız bunu. Bunu aynen yaparız birlikte. Benim odam da bu şekilde aşıkolar. Yani aslında baktığınızda çok büyük bir odam yok ama şimdilik sığıyoruz. Yani bizim için yeterli. Şükür. Aynen, şükür ediyoruz. Odamdan hemen çıktıktan sonra annemlerin odası var arkadaşlar. Ama oraya girmemize çok da gerek yok. Boş verin. Bizim için en önemli olan yerleri zaten size gösterdik. Canlar, az önce Pınar'ın söylediği gibi bir sonraki vlogda tatilde olacağız. Gerçekten çok heyecanlıyız o anları sizinle paylaşmak için. Umarım bugünkü vlogumuzu beğenmişsinizdir. Çok fazla ev vlog istemişsiniz ve sonunda geldi. Aşkolarım, bu arada Instagram'dan bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Benim Instagram'daki adım B Burak Bilir. Benim de P Pinar Bilir. Hemen arkadaşlar şu an takip edin. Bebişkolar, peki benim kirpik ve tırnaklarımı yaptırmam. Evet. Bunu söylemedik son ama. Son dakika golü, evet. Son dakika söyledim biliyorsunuz. Evet. Çok tatlış, tam böyle yaza uygun. Evet ya, yaz havasına uygun yaptırdım. Canlar, bu vlogun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bir sonraki tatil vlogunda. Hepinizi çok öpüyoruz.